Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fatıma Mekke 9. sefir 59. kısım. Fasıl içinde vasıl. Bir Oruçluya iftar ettirmek. Tirmizi'nin Zeyd bin Halid el-Cühani'den aktardığı bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir oruçluya iftar yaptırırsa onun sevabı kadar sevap alır. Fakat Oruçlunun sevabından bir derece eksik kalır. Birimizi hadisin sahih olduğunu söyler. Oruçlunun iftar etmede bir sevabı olduğu gibi oruç tutarken de sevabı vardır. Ona iftar yaptığının da orucu bozma sevabı vardır. Oruç tutma sevabı yoktur. Bunu anlamalısın. Bu rivayetten ise oruç bozmanın yani iftarın onu tamamlayan bir öğe olduğunu anladık. Bir davranışında bir insana yardım eden kişi davranış sahibinin ücretinde bir eksilme olmaksızın onun hayrına ortaktır. Bu durum davranışı yapanda bir eksiklik meydana getirmeyeceği gibi sevap her ikisi için tamdır. Bir hadiste kim iyi bir adet çıkartırsa onun yapanların sevabını alır denilir. Orada Şari oruç bozmayı orucun tamamlayan bir unsuru saymıştır. Parçaları birbiriyle ilişkili bir şeyin bir parçası ile nitelenen kimse o şeyin sevabını elde eder. Bununla birlikte onu yapan kişi gibi bütününü yapamamış ve elde edememiş olabilir söz gelişi peygamberliğin parçalarından birisiyle nitelenen kimse peygamber gibi bir ücret ve fazilet elde eder. Bununla birlikte peygamberliğin tümüne sahip olamaz. O, pe o ve o bir peygamber değildir. Bir rivayette kıyamet günü peygamber olmayan bir grup gelir ve peygamberler onlara gıpta eder denilir. Peygamberler peygamberlikteki güç ve meşakkat nedeniyle bu fazilete ve ecre ermiştir. Bu kimseler ise herhangi bir meşakkatin bulunmadığı, onun bir ya da birden fazla parçasına ulaşmış ve onun, onunla nitelenmiştir. Onlar sadece bu parça vasıtasıyla peygamberliğin bütününle nitelenen, nitelenenin yani peygamberin sevabını kazanır. Bu durumu örnek olarak zengin karşısındaki yoksulun durumunu verebiliriz. Yoksul, zenginin veya bilginin kendisinin yapamayacağı işleri yaptığını gördüğünde aynı iyiliği yapmak ister. Bunlar sevapta birdir fakat sadece niyette ortaktırlar. Bununla birlikte yoksul malını nereden kazandığı hakkında hesaba çekilemeyeceği için zengine göre ilave bir hale sahiptir. Zengine nereden kazandın, nerede harcadın denilecektir. Bunlar peygamberlerin gıpta ettiği kimselerdir. Fakat gıpta cennette değil kıyametin duraklarındadır. Onların makamları hakkında Allah büyük korku onları mahzun etmezler. Peygamberler kendileri hakkında değil ümmetleri hakkında korku diyar. Müminler ise sadece yaptıkları günahlar nedeniyle kendileri adına korku duyar. Onların haklarında korkacakları bağlıları olmadığı gibi korku duymalarına sebep olabilecek bir günah da işlememişlerdir. Büyük korku onları üzmez. Her nebiye gönderildiği ümmetin toplam sevabı verilir. Söz konusu ümmetin ona inanıp inanmaması birdir. Çünkü her nebinin niyeti insanların kendisine inanmış olmasını arzulamaktır. Böylelikle bütün peygamberler temenni ücretinde bir fakat kendilerine uyanların sayısıyla her biri arkadaşından ayrılır. Öyleyse bir peygamber gelir yanında büyük bir kalabalık bulunur. Biri gelir daha azı daha azı. En sonunda bir peygamber gelir yanında iki adam. Bir adam veya hiç kimse olmaz. Bunların hepsi temenni ve tebliğ ücretinde aynı derecededir. Kim bir oruçluya iftar ettirirse ilahi bir nitelik nitelenmiş demektir. Bu nitelik Allah'ın el Fatır ismidir. Bu isim güneş battığında oruçluya orucunu açtırmıştır. Oruçlu yese de yemese de ya da içse de içmese de dince orucunu açmış sayılır. Güneşin batımı onu oruçla nitelenmekten çıkarttı. Bu durum yedirdiği şey ile ona orucunu bozdurmuştur. Bu derece ulaştığında ise Allah'a ait özellikle ahlaklanmış sayılır. Nitekim oruçluyken de Allah'a ait yemekten, içmekten, eşten orucu bozan her şeyden münezzehlik özelliğine sahipti. Vasıl içinde vasıl. Yolcu orucu. Terimizi Ayşe'den aktardığı bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kavme konuk olan onlardan izinsiz nafile oruç tutmasın. Sufilerin Allah'ın konukları olduklarını anladık. Çünkü onlar ilahi mertebeyi tercih ederek nefslerinden ve bütün hazlarından yolculuk yapar. Allah'a konuk olurlar. Onlar ancak konuk oldukları kimsenin ki Allah'tır, izniyle bir şey yapar. Onlar ilahi bir emir olmaksızın tasarrufta bulunmaz, durmaz ve hareket etmez. Bu niteliğe sahip olmayan kimse yolda yürür, nefsinin yollarını aşar, en sonunda Rabbine ulaşır ve bu durumda konuk haline gelir. Onun yanına yerleşip geri dönmediğinde ise ehil olabilir. Çünkü Kur'an ehli ki Kur'an toplamak demektir, Allah'ın ehli ve seçkinleridir. Hikaye, Şeyhimiz Ebu Medyen, Mağrib'de mesleği terk etmiş ve Allah'ın kendisine verdiği fethe göre Allah karşısında otururdu. O, bu oturuşta Allah karşısında garip bir yönteme sahipti. Kendisine getirilen hiçbir şeyi reddetmezdi. Bu konuda Abdullah el-Cili gibiydi. Ancak Abdülkadir, bu konuda Abdülkadir el-Cili gibiydi. Ancak Abdülkadir, zahirde şerefin verdiği özellik nedeniyle daha etkin idi. Ona şöyle soruldu. Ebu Medyen, niçin bir meslek edinmiyor veya niçin meslek edinmeyi kabul etmiyorsun? Ebu Medyen, kabul ediyorum demiş. Bunun üzerine, niçin sen bir meslek yapmıyorsun diye sorulunca şöyle yanıt vermiş. Size göre bir insan bir kavme konuk olup oraya yerleşmeye karar verdiğinde konutluk konukluk süresi ne kadardır? 3 gün diye yanıt verilmiş. 3 günden sonra ne olur diye sormuş. Onlar da onları yük olmamak için bir meslek yapar demiş. Şey şöyle yanıt vermiş. Allahu Ekber, insaf. Biz Rabbimizin konuklarıyız. Biz sonsuza dek evine yerleşmek üzere ona konuk olduk ve konukluk hali ortaya çıktı. Allah koluna güzel bir huy gösterdiğinde öncelikle kendisi o huyla nitelenmiştir. Onlar haklısın demiş. Ebu Meden eklemiş. Rabbimizin günleri onun söylediği gibi sizin saydıklarınızdan bin senedir. Öyleyse ona konukluk da günlerine göredir. Onun nezdinde 3000 sene kaldığımızda bir meslek yapmayız. Bundan sonra bize itiraz edebilirsiniz. O zaman biz ölmüş, dünya hayatı sona ermiş ve onun nezdindeki konukluğumuz nedeniyle faziletimiz geride kalır. Kendisine karşı çıkan insan Ebu Medya'nın sözünden hoşlanmıştır. Sen de onlardan isen bu söze iyice bak. Asıl içinde vasıl. Haftanın günlerinin oruçla ilgisi. Tirmizi'nin Ayşe'den aktardığı bir hadiste şöyle denilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ay cumartesi, pazarı ve pazartesiyi, diğer ayda ise salı, çarşamba ve perşembe oruçlu geçirirdi. Bu hadisten peygamberin haftanın her gününü oruçlu geçirmeyi amaçladığını anladık. Bu durumda peygamber gün orucu tutmuş olabileceği gibi kendisinden güne bir ihsan da olabilir. Günler kulun kendisinde yaptığı ibadetlerin mekanı olmakla birbirlerine karşı övünür. Salih kul her bir gün kendisine şükretsin diye haftanın, yılın ve ayın her günü için yapılabilecek iyiliklerin birisini belirler. Gün Allah nezdinde o ibadetle süslenir, o kişinin lehinde tanıklık yapar. Bir günde bütün iyilikleri bir araya getirme mümkün değilse o günde yapılabilecek şeyi yapmak da gerekir. Ertesi hafta aynı gün geldiğinde ilk hafta kaçırdığı ibadeti o gün yapabilir. Böylece bütün iyilikleri o gün gerçekleştirmiş olabilir. Senenin ve ayın bütün günlerinde böyle hareket edilir. Bilmelisin ki ayların günlere ilişkili oldukları şeye göre derece dereceyken gündüzün ve gecenin saatlere de ilişkili oldukları şeye göre derece derecedir. Gece gündüzden saatlerini alır, gündüz de geceden saatlerini alır. Vakti belirlemek gece ve gündüzü içeren günün hareketinden kaynaklanır. Ayın günleri öfte menziller de isimlendirilen sabit yıldızlarda değil büyük feleğin menzillerini gezegenlerin kat etmesiyle ortaya çıkar. Ayın feleği kat ederken belli günleri olduğu gibi katibin yani utaritin, Zühri'nin, güneşin, merihin, müşterinin ve zuhalin de başka günleri vardır. Kul bütün bunları amellerine dikkate almalıdır. Çünkü onun ömrü bunları yerine getirebileceği kadardır. Bu ayların en büyüğü yaklaşık 30 seneden fazla olabilir. Burslar feleğini kat edişte sabit feleklerin aylığını anlatmaya gerek yoktur. Çünkü ömür onlara gerekli ibadeti yerine getiremeyecek kadar kısadır. Fakat onların cehennem ehlinde bir hükmü vardır. Gezegenlerin de cehennemin ilk derecesinde bulunanlar üzerinde hükmü vardır. Birinci derecede bulunanlar bilhassa münafıklardır. Batınilerin ilk mertebede yerleri yoktur. Onların yeri cehennemin üst katıdır. Kafirlerin ise cehennemin her yerinde bir yeri vardır. Cennet ehlinin üzerinde dönen burçlar feleğidir. O hiçbir yerde durmadığı için hareketi gözleme göre sona ermez. Çünkü gözlem onu takip edemez. O parçaları birbirine benzer bir şeydir ve bu nedenle sonlu değildir. Bu nedenle sonsuza değil sabit nimette daimi olarak kalmak gerçekleşmiştir. Cehennemin hükmü nimetlenenlerin hükmüyle bir değildir. Çünkü onların üzerinde dönen şey menziller feleği ve yıldızlardır. Bunların alanı sınırlı bir şekilde yol alır. Bu nedenle onların üzerinde azabın sonsuz olmaması umulur. Ateş azap diyarıdır. Ateş acının bir yer olmasına ilave bir hükmü vardır. Çünkü biz cehennem bekçilerinin cehennemde azap çekmeden sürekli nimet içinde kalacaklarını biliriz. Bununla birlikte onlar oradan çıkmayacaktır. Çünkü onlar cehennem için yaratılmıştır ve cehennem daimidir. Orada kalanlar da cehennem için yaratıldığı için daimidir. Orucu kendisiyle bitirdiğimiz rahmetin öne geçmesi ve gazap özelliğine baskın gelmesi hakkındaki ifadelerimizi iyi öğren. Allah her menzilde bir tecellisi olması gerekecek şekilde yüce ve üstündür. Allah hiçbir kötülüğün bulunmadığı sırf hayır yani iyilik karşılığında yokluk bulunmayan varlıktır. Varlık alemdeki mutlak rahmettir. Azap ise bir takım nedenlerle ortaya çıkar ve ilişir. Dolayısıyla geçici bir durum nedeniyle meydana gelen bir arazdır. Arazlar süreklilik özelliği kazanamaz. Kazansalar da araz olmazlardı. Araz hiçbir zaman geçicilik özelliğinden kurtulamaz ve bu nedenle de azabın sürekliliği fikri zayıflar. Rahmet bir kuvve bütün oğullarını kendine taşıdığı halde Adem'i bütünüyle kuşatmıştır. Böylelikle rahmet bir sınırlama olmaksızın geneldir ve hepsini kuşatır. Adem rahmete mazhar olan ismini hak ettiğinde onda rahmet kabul etmeyen bir oğlun bulunması mümkün değildir. Allah şöyle buyurur. Ona döndü ve hidayet etti. Başka bir ifadeyle rahmetiyle ona döndü ve rahmetiyle kendisine döndüğünü ona açıkladı. Böylelikle rahmet kuşatıcı oldu. Hamd Allah'ıdır. Allah kulunun kendisi hakkındaki inancına göredir vasıl içinde vasıl. Ramazan orucu. Ramazan ayı içinde doğrudan hükmü bulunan tek isim Ramazandır. Gökleri ve yeri yaratan yani El-Fatir isminin hükmü ise ister oruç arz olsun, ister olmasın her kulda belirli günlerde gerçekleşebilir. Bunun nedeni her fiilde kulun yerine getirdiği bir ibadetin bulunmasıdır. Bu ay yapılan iyiliklerden birisi Ramazan ismiyle münacat etmek üzere gece ibadetle geçirmektir. Bu münacat Misal tutulmuşsa keş yoluyla bazen el fatır isminin perdesinin ardından gerçekleşir. Çünkü ilahi isimler birbirlerini perdeler. Bununla birlikte perdeleyen ilahi perdelerine ait vaktin otoritesi vardır. Çünkü onların bir kısmı perde olmaya diğerlerinden daha layıktır. Bu durum yaratıkların bütün hallerine sirayet etmiştir. Ebu Ahmet el-Cürcani Amr'dan, o da el-Muttalib'den, o da Ayşe'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan girdiğinde atkısını bağlar. Ramazan çıkıncaya kadar yatağına dönmezdi. Müslim Ayşe'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yani Ramazan'ın ilk 10 günü girdiğinde gece ayakta geçirir. Ailesini uyandırır, ciddi davranır, atkısını bağlardı. Gece ayakta geçirmek namaz kılmak demektir. Dini terminolojide gece ayakta geçirmenin bilinen anlamı budur. İnsanlar geceliğin Hakk'a yakarırken iki kısımdır. Bir kısmı Allah'a El-Mümsik ismiyle yakarır ki o da Ramazan isminin perdedarlarından biridir. Bir kısmı ise El-Fatır ismiyle yakarır. Bu da o ismin perdedarlarından biridir. İnsanlar ise hallerinde farklı farklıdır. Rahman amellerime karşı koymasaydı yaratmaya karşı koymazdı var olan parçalarım. O, ol der. Oluşum meydana gelişi ait değildir bize oluşum varlığında ona yoktur bir ortak. Oruç tut der. Tuttuğumuzda der ki bize bu oruç benimdir. Nerede bizim varlığımız? Benim dersem bana ait bir şeyle size hitap etmiş olmam. Bana ait olan müşahededir. Kulaklarım yükümlülüktedir. Bana eşittirir. Duyduktan sonra benden çekip alır. Ferahatta oruç benim ve sizin olmak üzere iki kısımdır. Beni ondan soyutlarsan o sizin işiniz. Oruçta gerçekte benim bir katkım yok ki. El-Fatir ismi Ramazan ayı gecesinde. Hüküm bakımından bizde El-Mümsik isminden güçlüdür. Oruçluyken görünüşte yemese ve içmese bile gecelediğinde Rabbinin yedirdiği ve içirdiği bir insan yiyor demektir. Bizzat kendim bunu tecrübe ettim. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ben aranızdan birisi gibi değilim, ben gecelerim ve Rabbim beni yedirir ve içirir. Hadisinin ne anlama geldiğini buradan öğrendim. Peygamber hitap ettiği topluluğun ona benzemediğini söyledi ve bu hal onlar için söz konusu değildi. Bütün ümmet kastedilmiş olsaydı ben o hali tecrübe edemezdim. Halbuki Allah'a hamdolsun onu tattım. Oruçlu visal orucu esnasında Rabbinin yedirdiği ve içirdiği kimselerden değilse bu nitelikte olan kimseye göre çocuk konumundadır. Dolayısıyla o yalan elbisesi giyene benzer. Bu nedenle visal orucu tutmak bu niteliğe hal olarak ulaşmamış bir insan adına mekruh sayılmıştır. Kendisi bu hali zevk yoluyla tatmalı, etkisi ise uyanıkken üzerinde görünmelidir. Allah yerinde doğruyu sevdiği gibi yerinde yalanı da sever. Bu ise yalan söylenecek bir yer değildir. Çünkü Allah bu yerde yalanı çirkin sayar. 59. kısım sona erdi. Onu 60. kısım takip edecektir.